değerlendirmeler alarak devam edelim. Alevi Forex altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı konuğumuz. Şirin Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, emtia tarafında yeni günde pozitif bir görünüm var. Tüm emtia grubunda pozitif bir fiyatlamayı takip ediyoruz. Biz petrolden başlayalım. Bugün OPEC toplantısını takip edeceğiz. Dün teknik komitenin açıklamaları önemliydi. Brent petrol fiyatı 70 dolar seviyesini aştı. Hatta 71 dolar seviyesine yaklaştı. Nasıl bir değerlendirmeniz olur petrol için? Bugün OPEC'ten beklentileriniz nedir? OPEC tarafında aslında yapılan ön açıklamayla birlikte petrol fiyatlarında, pardon, petrol tarafındaki arz tarafında kademeli olarak azaltıma gidecek olmaları petrol fiyatlarını olumsuz etkilemedi. OPEC tarafından çıkacak olan karar da Temmuz ayına kadar biliyorsunuz belirli bir kısıtlama oranından sonra Temmuz ayına yönelik ve Temmuz'dan sonraki gündeme yönelik bir açıklama beklenmiyor. En önemli açıklamadan, gelişmelerden bir tanesi yine Amerika'nın İran ambargosu tarafından nükleer anlaşmalara geri dönüp dönmeyeceği gündem yarattı ve bu petrol fiyatlarını şu an için etkiliyor. Brent tarafında dediğiniz gibi en yakın zirveler 71-36 seviyeleriydi. Oraları yakın seyrediyoruz. 72 dolar seviyesi önemli bir direnç seviyesi. Üzerinde tekrar 75-80 dolar seviyelerini görebiliriz. OPEC'in açıklamalarının yanı sıra dünya gündeminde de aşılanmanın hızlı ilerlemesi ve ekonomilerin iyileşmeye yönelik gelen verileri aslında petrol fiyatlarını destekliyor diyebiliriz. Çünkü hem havaların ısınmasıyla turizm sezonunun seyahatlerde bir arttırım yaşatması petrol tarafındaki talebi arttıracaktır. Ve stoklar tarafındaki bu ilk gelişmelerle birlikte azalmalar petrol fiyatını destekliyor. Ham petrolde de yine 68 doların üzerinde bir fiyatlanma söz konusu. O en yakın zirvesini aşmış durumda. Yukarıda 70 dolar ve üzerinde 70-75 bandını takip edeceğiz. Petrol fiyatı, petrol tarafı hareketli. OPEC açıklamaları büyük ihtimal Temmuz'a kadar durulacak ve global ekonomik iyileşmenin petrol fiyatındaki etkilerini önümüzdeki süreçte takip edeceğiz. Tabii bir diğer taraftan da İran petrolünün arzdaki rolünün artması bekleniyor. ABD ile olan görüşmelerde tabii somut olumlu sonuçlar çıkmış değil. Hala devam eden görüşmeleri takip ediyoruz ama piyasa beklentisi bu yönde. Daha doğrusu endişeler bu yönde. Arzı artıracağı, yeni bir arz fazlası probleminin olacağı yönünde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir risk ya da avantaj yönünde? Buyurun. İran petrol piyasasında önemli bir oyuncu arz tarafında. Biliyorsunuz petrol fiyatlarındaki o tekrar nükleer anlaşmaya geri dönecek açıklamaları ve tekrar o görüşmeler petrol fiyatlarını bir miktar baskılamıştı geçtiğimiz haftalarda. İran'ın tekrar oyuncu olarak arz tarafında piyasaya katılacak olması, ciddi anlamda talep tarafında bir rahatlamaya neden olabilir. Ve aynı zamanda iyileşen ekonomik faktörler, yani iyileşen ekonomilerle birlikte petrole zaten talebin artacağını bekliyoruz. İran'ın aslında oyuncu olarak tekrar piyasaya girmesi petrol fiyatlarının ani yükselişler ve buna paralel olarak da enflasyonist baskıları engellemesi, İran'ın aslında tekrar piyasaya dönmesi petrol piyasası açısından ve enflasyonist baskılar açısından olumlu diyebiliriz. Aysun. Evet, bir diğer taraftan da kıymetli metalleri konuşalım. Ons altın 1900 dolar seviyesinin üzerinde, dolar endeksi 90 seviyesinin altında. Bir taraftan da Fed'i takip ediyoruz. Fed'e yönelik beklentiler var. Tüm gündem başlıkları böylesine karmaşık bir görünüm sergilerken fiyatlamalar için ne beklersiniz? Evet, bu hafta aslında dün Amerika ve İngiltere piyasasının kapalı olmasıyla birlikte daha sakin bir haftaya başladık diyebiliriz. Ama geçtiğimiz haftadan beri altın, platin, paladyum, gümüşte değerlenme gözlemliyoruz. Aslında bunun nedeni çok açık. Enflasyonun Fed'in enflasyon hedefi %2'lerdeyken bunların üzerinde seyretmesi, %2'nin üzerinde seyretmesi. Powell'ın hiçbir sıkıntı yok, bu geçici bir enflasyon konusundaki defalarca olan açıklamaları
hala aslında baskılanmadı. Altın tarafında ve emtia tarafında enflasyonist riskin fiyatlandığını söyleyebiliriz. Bu önümüzdeki süreç içerisinde de eğer FED para politikasında ciddi bir değişiklik yapmadığı sürece negatif reel faizlerin negatif seviyelerde seyretmesi, ABD 10 yıllıkların 1.70 altında baskılanması aslında altın fiyatlarını önümüzdeki süreçte desteklemeye devam edecek diyebiliriz. Teknik seviyeler önemli. 1910 seviyesi, yukarıda ise 1930 ve 1960 seviyeleri, direnç seviyeleri önemli. Takip edeceğiz. Aşağıda ise 1900 artık hem psikolojik hem de teknik anlamda önemli bir destek haline geldi. 1900'ün altında tekrar 1875, 1850, 1830 uzarı konuşabiliriz. Ama sizin de dediğiniz gibi dolar endeksi de 90 seviyesinin altındaki seyrine devam ediyor. Yani güçsüz. Bu senaryoda altın besleniyor diyebiliriz. Enflasyon konusunu konuşmaya devam ettiğimiz sürece de zaten 1930'lara hatta 1960'lara doğru fiyatlanma görebiliriz ons tarafında. Şirin Hanım, bir diğer taraftan da tabii gram altın fiyatlamasını takip ediyoruz. Ons altında 1900 dolar seviyesinin üzerinde. Dolar kuruna baktığımızda 8.40 çevresinde bir fiyatlama da söz konusu. Bu tabloda gram altında ne beklersiniz? Gram altında zirve seviyesi 540 TL seviyesiydi. Geçtiğimiz haftalarda 530 TL'ye yakın fiyatlanma gördük. Serbest piyasada bir miktar daha yüksekti. 530-540 bandı önemli bir direnç seviyesi. Ons altında eğer tekrar 1900'ün altına fiyatlanma olursa gram altında da bir düzeltme hareketi gelebilir 500 TL seviyelerine doğru. Hem dolar hem de altın tarafını değerlendirdiğimizde gram altın daha dengeli. Nasıl 1800-1480 TL-430 TL arasındaki yatay bantta birkaç ay seyretmiştik. Yine 500 TL ile 540 TL arasında bir yatay seyir önümüzdeki haftalarda izlenebilir gibi görünüyor gram altında. Evet, kıymetli metalleri konuşmaya devam edelim. Bakır tarafında bir hareketlilik var. Arz açığı beklentilerini bir de Şirli Madenleri'nde yaşanan grevi üretimin aksaması eklendi. Tabii diğer taraftan diğer endüstriyel metallerde de bir hareketlilik var ama baktığımızda çip sıkıntısı nedeniyle bu emtia grubunun kullanıldığı ürünlerin üretilmemesi, üretim aksamasına uğramasının da talep tarafına bir etkisi bekleniyor. Buradaki tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakır, paladyum, gümüş gibi emtialar için ne söylersiniz? Bakır aslında küresel anlamda değerlendirdiğimizde birçok alanda kullanılması dolayısıyla öncü göstergelerden bir tanesi. Bakır fiyatlarındaki yükseliş paralel olarak alüminyum ve paladyum, gümüş tarafındaki yükselişleri de destekliyor ve ardından götürüyor diyebiliriz. Dediğiniz gibi Şili tarafındaki istihdam kaynaklı problemler burada arz endişesine neden oluyor. Bir yandan Amerika'nın Beyaz Saray'ın açıklamış olduğu 6 trilyon dolarlık altyapı ve diğer sektörlere yönelik açıklamalar bakır fiyatlarını destekliyor. Orada talep tarafında artışı destekliyor. Yani bakır tarafında hep talep problemlerini konuşurken yükselişlerin ton başına 11 bin doların üzerine çıktığını gördük Şangay Vadeli Emtia Borsası'nda. Bu yükselişler önümüzdeki süreçte de ekonomilerin açılması, iyileşmesi, altyapı harcamaları, yeşil ekonomiye geçiş süreci önümüzdeki süreçte bakır fiyatlarını desteklemeye devam edecek. Tabii ki bu da enflasyonist baskıyı daha da arttırabilir. Enflasyonun artışıyla da artışına paralel olarak da yine emtia fiyatları bir portföylerde hedge amaçlı kullanılabilecektir. Bu da yine emtianın aslında talep görmesi anlamına geliyor. Hem reel piyasadaki arz ve talep dengesizliği hem finansal piyasalardaki kontratların talep görmesi önümüzdeki süreçte de emtia fiyatlarını destekleyecektir. Bakır'da yapılan açıklamalarda 15 bin dolar, 20 bin dolar beklentileri var. Şu an itibariyle 10 bin dolar üzerindeki seyir bakır fiyatlarının daha da yukarı seviyeleri görebileceğini şimdiden öngörmemizi sağlıyor açıkçası. Evet, bir diğer taraftan da gümüş fiyatlarında bir hareketlilik var. 20 dolar seviyesinde aşan bir fiyatlamayı takip etmiştik. Şu sıralarda 28 dolar seviyesinin üzerinde. Nasıl bir beklentiniz var gümüş fiyatında?
Gümüş bu sefer daha güçlü geldi. Geçtiğimiz süreçte altın gücünü korurken gümüş nitekim daha çekimserdi ama 28 doların üzerindeki gümüş 29 ara direnç seviyesiyle beraber 30 dolar seviyesini test ediyor diyebiliriz. 2011 yıllarında Fed'in bilançosuna bağlı olarak 50 dolarlarda seyreden gümüş şu an bu bilançoyla aslında çok çok daha ciddi anlamda bir yükseliş sağlaması gerekiyor. Ama gümüş diğer metallere göre daha pasif kaldı, daha geri planda kaldı diyebiliriz. Önümüzdeki süreçte ben gümüşün önünün açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü yenilenebilir enerjide de önemli bir ham madde. Gümüş, bakırla birlikte, paladyum ve platinle birlikte. O nedenle değerli metaller anlamında altından öncelikle ayrışacağını ve 30 dolar üzerinde daha ciddi bir yükselişle karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. Sanayi tarafında ekonomik iyileşmeyle birlikte bu hareketler gelebilir. Gümüş tarafı 28 doların üzerinde güçlü kalmaya devam edecektir. Evet Şirin Hanım, son olarak da çok kısa tarım emtiaları ile ilgili yorumunuzu rica edeceğim. Bugün tarım emtialar tarafında da bir yükseliş hareketi var. Nasıl bir analiziniz olur? Tarım emtia tarafında artık küresel ısınmayla birlikte, iklim şartlarıyla birlikte kuraklığın ön plana çıktığını görüyoruz. Birkaç örnek vermek gerekirse Fildişi sahillerinde 2 haftadır yağmurun yağmaması, beklenen yağmurun gelmemesi, kakao üretiminin hasadının Haziran ayına kalabilecek olması yine iklime ve kuraklığa bağlı olan bir neden. Yine aynı şekilde Rusya Tarım Bakanlığı'ndan talebe bağlı olarak tadım Evet. tarafında önümüzdeki süreç içerisinde ithalatını arttıracak olması, bizim iç tarafta ihracata yönelik taleplerimiz aslında tarım fiyatlarını destekliyor ve önümüzdeki süreçte bizi kuraklık anlamında zor bir süreç bekliyor. Bunların hepsi fiyatların yükselmesine ve buna paralel olarak da gıda enflasyonu neden olabilir Ayşe Hanım. Çok teşekkürler Alevi Forex Altın ve Para Piyasaları uzmanı Şirin Sarı, değerli yorum ve katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Efendim emtia piyasasına yönelik yorumları aldık. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonundayız. Yarın yine saatler 11.30'u gösterdiğinde biz tekrar karşınızda olacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.